Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sizler için yeni bir video. Fakat ben geçen hafta Şubat ayı okuduklarım birinci kısım koydum. Hemen arkasından bu videoyu çekiyorum. Siz bir hafta sonra izlemiş olacaksınız. Çok iyi kitaplar okuduğumu söylemiştim Şubat ayında. Çok da güzel kitaplar kaldı ikinci kısma da. Şimdi seve seve dilim döndüğünce onları anlatmaya çalışacağım. İlk anlatacağım kitap Gonçarov'dan Oblomov. Bunu canım Yasemin'le, arkadaşımla beraber okuduk. Ben çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani zaten çok bilindik. Hani ülkede birkaç kişi kaldık muhtemelen bunu okumayan. Geç kaldığımın da farkındayım ama hiç önemli değil. Tam böyle klasiklere giriş tadında, çok akıcı, hiç zorlamayan bir kitap Oblomov. Dili, anlatımı, kurgusu, bireysel tasvirleri, psikolojik tasvirler çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Oblomov artık bir kahraman değil, bir kavram hepimizin hayatında. Kitap bittikten sonra ben de herkes gibi o kelimeyi çok kullanır oldum. Sadece Oblomov değil, Zahar, Stoltz ve Olga var. Oblomov'un etrafındaki karakterlerden en çok dikkatimi çeken üçü. Ben Oblomov karakterinden daha çok sevdim diyebilirim bunlara. Özellikle Zahar'ı, Olga'yı, Stoltz'u da sevdim. Hepsini sevdim. Bütün kurguyu sevdim. Büyük bir hızla, merakla okudum. Ya biz böyleyiz. Böyle el ısırması başladı. Özellikle Tarçın Köpek geldikten sonra çok başladı bu. Daha alışamadım. Nihayetinde ölmeden önce okunması gereken 1001 kitap içinde benim tavsiyeme kalmamış. Birçoğunuz okumuşsunuzdur. Ben de Şubat ayında okumuş oldum. Çok şükür. Bu sene böyle biriktirdiğim kitapları okuma senesi. Onlardan bir tanesi de mükemmel bir kitap olan Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali. Bu kitabı erkene çekmemin sebebi avukat okur Semih'tir. Semih okudu. Ben çok gündemde olduğu için kitap yakın zamanda okumayı planlamıyordum. Ama elbette ki hep hafızamdaydı. Hatta yazarın başka kitapları da var kütüphanemde. Fakat Semih öyle güzel anlattı ki ben bunu daha önce okumalıyım sanırım dedim ve öyle yaptım. İyi ki de yapmışım. Çok iyi, çok hızlı okudum. Bana göre çok akıcı bir kitaptı. Vedat Türkali bir direnişçi, devrimci, solcu bir kafa. Fakat kitabı okurken kesinlikle, özellikle dönemin işte siyasi meselelerini anlatıyor tabii ki de, ama bunun arkasında daha savunucu karakterler, kendi düşüncesini, ideolojisini savunan karakterler yaratacağını düşünmüştüm ben. Tam tersine, bence bilmiyorum sizler ne dersiniz ama oldukça tarafsız olduğunu hissettim. Özellikle Kenan, yani hikayedeki hiçbir karakter bir kahraman değildi. Hatta birçoğu antipatikti. Kenan, Cansel, Kenan'ın eşi. Bütün bunlarla aslında o hani dışarıdan görünen bildiğimiz solculuk değil de daha derinde içinde neler oluyor, neler olup bitiyor. Sadece sol için değil, sağ sol aynı şekilde. İyinin hakkını iyiye, kötünün hakkını kötüye vermiş gibi düşündüm okurken. Ortasında bir de aşk hikayesi var. Güzel bir aşk hikayesi değil yani. Anlatılanlar güzel değil ama kitap başlı başına çok güzel. Çünkü çok gerçekçi, çok bizden. Hiçbir şeyi abartmamış. En çok bu yüzden sevildiğini düşündüm ben. Bir ideolojiyi çok üste koysaydı çok antipatik olabilirdi. O dengeyi güzel sağlamış ve Kenan Cansel tabii ki de antipatikliğiyle bende yer etmiş karakterlerden biri olacak. İyi ki okumuşum dedim ve yazara son hız devam edeceğim kesinlikle. Bu sene Mavi Karanlığı da dinlemek istiyorum. Almayacağım, bulabilirsem Kindle'a bulacağım, yoksa da dinleyeceğim. Burcu tavsiye etmişti onu da. Dinlemesi de keyifli bir kitapmış. Bakalım Vedat Türkali ile ilgili neler bekliyor beni. Şimdi bu kitabı ben hep şey diyorum, ya hakkını ver ya hiç yorum yapma. Ben böyle hiç yorum yapmayan taraftan ucundan ucundan bir şeyler söyleyip sıyrılacağım. Şimdi bu kitabı da çok uzun zamandır bekletiyordum ve okuyup bitirdikten sonra iyi ki bekletmişim dedim. Hatta okurken böyle hani derin nefes alıp iyi ki bekletmişim, iyi ki bekletmişim, ama muazzam, ama çok güzel, ama bir zamanı varmış dediğim kitaplardan. Birçok insanın yarım bıraktığını, hatta Türkiye'de en çok yarım bırakılan kitaplardan olduğunu biliyorum. Kullanılan teknik sebebiyle o sıçramaları takip etmek özellikle ilk 200-300 sayfada benim için de zordu. Ama aynı Oblomov gibi Turgut, Selim, Olrik artık sadece bir kahraman karakter değil, bir kavram haline geldi. Tutunamayanlar başlı başına kavram. Kişilerden öteye artık hani
sosyolojik boyutu da ele alıyor ama o bireysel meseleleri kişinin zihninde, kalbinde, o en derinlerde yatan düşünceleri o kadar güzel anlatmış ki kurgu içinde. Evet, zor ama bir yandan her kelimesine hayran olacaksınız. Yeter ki doğru zamanda, doğru dönemde okuyun. O yüzden bu tarz kitapları tavsiye ederken insan bir çekiniyor. Benim için çok doğru bir zamandı. 17 günde falan bitirdim. 17 veya 20 aldım parça parça okuyarak. Ha, bu arada bu kitap benim Storytel'e üye olma sebeplerimden biridir. Storytel maceramı da daha sonra bir videoda anlatmak istiyorum sizlere. Bu kitabı okurken aynı zamanda da Şerif Erol seslendirmesiyle dinledim. Eş zamanlı gittim. Benim için çok kolaydı. Yoksa çok daha zor bitebilirdi kitap. Onu söyleyeyim, kesinlikle kolay değil. De benim için. Bazı yorumlarda çok abartılmış, çok rahat su gibi okunuyor falan da okudum ama helal olsun. Benim için şöyle değildi ama güzel, öyle sağlam, kitap gibi kitap, edebiyat gibi edebiyat okuyorsun, bitiyor. Okuduğum en kıymetli eserlerden bir tanesi. Sonra Cinayet Fakültesini okudum, Pınar Kür. Bu 2 ay, geçtiğimiz 2 ay içinde başıma çok geldi. Bir kitap okuyorum, Instagram'da paylaşıyorum. Şey diyorlar, Başak Hanım bu bir seri biliyor musunuz? Bu üçüncü kitabı söylemek istedik falan. Bilmiyorum, öyle seriyi tutup bir kitabından çekmişim. Açıkçası çok umursamadım da. Pınar Kür'le tanışmak istiyordum. Elimde birkaç kitap vardı. Konusu biraz böyle polisiye tarzı cinayet olduğu için o dönem çok kafamın yoğun olduğu bir dönemdi. Tutunamayanları falan okuyordum zaten. Gitti ses. Araya bunu alayım, okuyayım. Güzel aksın niyetiyle okudum. Gerçekten öyle de oldu. Bir seriymiş, üçlemeymiş, dörtleme bilmiyorum. Oralardan emin değilim. Açıkçası bittikten sonra hiç araştırma gereği duymadım. Ama ben okurken hiçbir kopukluk hissetmedim. Kitabın sonuna kadar gayet heyecanla ne oldu acaba diye diye okudum okudum. Sonunda böyle benim için biraz hüsran oldu diyebilirim. Asla kitap kötü değil. Bir kere Pınar Kür muhteşem bir düşünür. Kendisine, şahsına, özüne, sözüne, kafasındaki aydınlığa bayılıyorum. Takdir ediyorum. Ondan bağımsız olarak dili de çok güzel. Bütün kitaplarını, özellikle Asılacak Kadınla devam etmek istiyorum. O elimde yok. Ama edineceğim onu da. Fakat kitabın sonu beni biraz hani bu muydu ya dedim. Bir cinayet işleniyor. Yıllar sonra böyle öğretmenlikten, matematik profesörlüğünden mezun olmuş bir hoca, akademisyen, bir de emekli bir memur bu cinayeti araştırma işine giriyor. Aslında seri cinayetler peş peşe ve aralarındaki bağlantıyı buluyorlar. Bu bir üniversitede oluyor bu cinayet. İşte rektöründen tutun bütün idari kısım biraz sus pus oluyor. Bir şeyler gizleniyor falan. Kahramanlar bunun peşinde. Aslında gayet de okurken heyecanlı bir şekilde alıp götüren bir kitaptım. Bir Katilin Güncesini okudum ben. Kim Yonka mı diye okunuyor bilmiyorum. Bunu da Burcu'yla Nesrin Hoca önermişti. Onlar sesli olarak dinlemişti. Kısacıktı. Ben de okuyayım dedim. Ya, hakikaten çok güzel. Yaşlı bir adam var. Bu da bir katil, seri katil. 80'lerin sonunda veya 90'ların başındaydı. Hafızası Alzheimer oluyor, demans geçiriyor ve her şeyi unutacak. Onunla ilgili bir günlük tutuyor aslında kendine bazı hatırlatıcılar. Kısacık zaten bir kahvelik deriz ya, hakikaten öyle. Okuyunca sayfalar akıyor gidiyor, hikaye de heyecanlı. Ne olacak diye bekliyorsun ama bence sonu bayağı şaşırtmalı. Beklediğimden güzel çıktı kitap. Keyifli zaman geçireyim. Hani şu aralar çok durgunum, okumak istemiyorum. Bir şey olsun, akıcı olsun, çok yormasın diyorsanız bence güzel bir kitap. Bu arada konuşurken ben çok zorlandım. İki videoyu arka arkaya çekiyorum şu an. Çok hızlı hızlı konuşuyor olabilirim. Ben de video koyduktan sonra izleyeceğim. Açıklamaların altına kitapları yazacağım. O yüzden kitapları sallıyorsan falan lütfen hani onunla ilgili bir şey yapmayın. Panik yapmayın. Açıklamalarda olacak. Son kitapta aslında son kitap değil ama psikolojiyi çıkardım. Muhtelif Evhamlar kitabı. Ömür İklim Demir. Ömür İklim Demir'i de Türkiye'de okumayan birkaç kişiden biriyim herhalde. Çok sevdim. Özellikle ilk sevdim. Özellikle ilk birkaç öyküyü de çok sevdim.
Ya kendi imzası var, kendi tarzı var. Okurken o satırların içinde, o cümlelerin içinde kayboluyorum. Ya bu cümleyi nasıl böyle kurmuş? Basit bir şeyi nasıl kendince anlatmış falan diyerekten büyük bir zevkle, büyük bir şekle okudum. Ama bu kitabın ciddi fanları var böyle uçlarda, hani Ömür İklim Demir ne yazsa akarız, ne yazsa okuruz, onun olduğu her yerde biz varız tarzı falan. Ben çok oralarda değilim, hani bu bittikten sonra diğer romanı da hemen alıp okuyayım bu sene içinde arkasından falan diye bir derdim yok açıkçası. Çok sevdim ve bitti. Ama güzeldi tabii ki de, çok güzel bir kitap. Bu arada şu an aklıma geldi. Ben videoları spontan çektiğim için iki tane de kitap dinledim. Piyango ve Diğer Öyküler de yazarını hatırlayamadım şu an. Sesli kitap olarak dinledim. Muhteşem bir kitaptı. Eğer becerebilirsem şu an konuşurken yana resmini koymayı düşünüyorum. Storytel'de böyle kısacık Deniz Yüce Başarır çevirmiş. Lütfen Storytel kullananlar bilir, onu seslendirmesine bir bakın. O kadar güzel ki, ya yaşadım kitabı, resmen yaşadım. Okusaydım bu kadar sever miydim? Yine severdim galiba. Kitap çok güzel. Gotik edebiyatın içinde o da. Hepsi böyle çarpıcı, basit, sarsan ve işte karamsar bir atmosferi olan, tedirgin eden öyküler. Uzun zamandır öykü kitabı okumadım. İşte Muhtelif Hanları okudum. Sonra Piyango ve Diğer Öyküleri dinledim. Çok güzeldi. Çok çok iyiydi. Bir de Tezer Özlü'den Çocukluğumun Soğuk Gecelerini ay başında dinledim. Şu an hatırladım size video çekerken. O da muhteşemdi. Ben Tezer Özlü ile ilgili ciddi bir ciddi bir ön yargı değil ama niyeyse okumuyordum bir şekilde. Belki bir dönem onu da çok duyduğum için. Neyse, bütün edebiyat sever arkadaşlarım, hocalarım başta başta Tezer Özlü bir başkadır diyordu. Elif Beğenmiş var. O çok sever. Onun videolarından falan biliyorum. Çok imrendiriyordu. En son Çocukluğumun Soğuk Gecelerini okudum. Şey, dinledim. Aman Tanrım, nasıl hüzünlü. Derya Alabora seslendirmişti onu da, yanlış hatırlamıyorsam. O da güzeldi. Seslendirme o kadar hüzünlü, o kadar içten ki, o çocukken yaşadıklarını böyle bayağı hissediyorum ve hissederken de tüylerim diken diken oldu. Bazı yerlerde böyle gözlerim falan buğulandı. Çok sevdim. Kısacık kitap. Hatta şu da Storytel'de vardı mesela. Bunu da söyleyeyim. Bunu dinleyenler de çok seviyor. Piyango ve Diğer Öyküler ve Tezer Özlü de, benim gibi siz de tanışmadıysanız kısa bir dinleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız diyorum. Ve videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize keyifli, mutlu, huzurlu haftalar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi okumalar olsun. Görüşmek üzere.